Yerli aşımızın faz 2 aşamasının ilk dozlamasını yaptık. Bildiğiniz gibi Kasım ayında faz 1'e başlamıştık. Onu bir ay önce bitirmiştik. Sonrasında faz 2 çalışmalar başladı. Tabii faz 2 çalışmalarımız, ön çalışmalar muhakkak prosedür gereği yapılması gerekiyordu. Onları tamamlamış olduk. Dün itibariyle de 3 tane gönüllümüze faz 2 aşamasının ilk dozlamasını yapmış olduk. 3 gönüllümüzün de durumu çok iyi. Bundan sonra da 3'er, 5'er, belki 10'ar, 20'şer dozlamaya devam edeceğiz gönüllerimize. Peki hocam, bu dozlama ne kadar sürecek ve kaç kişi uygulanacak? 250 kişi de, bildiğiniz gibi faz 1 44 kişi üzerinde yapılmıştı. Faz 2 aşaması 250 gönüllü üzerinde yapılacak. Yani yaklaşık, tabii tarih vermek çok istemiyorum ama 2 ay içerisinde faz 2'nin de biteceğini düşünüyoruz. Yani Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi inşallah Nisan ayında faz 2 biter ve faz 3 aşamasına geçer diye ümit ediyoruz. Hocam, son günlerde mutasyonla alakalı haberler yapılıyor sıklıkla. Bizim yerli aşımız bu mutasyondan etkilendi mi? Evet, faz 2 aşamasını yaptığımız yerli aşımız inaktif aşı, biliyorsunuz. İnaktif aşıların mutasyonda şöyle bir özelliği var. Genel araştırmacıların veyahut da bilim insanları da aynı görüşte. İnaktif aşıların mutasyona daha iyi olduğu, yani mutasyon geçiren virüste de çok az etkilendiği. Dolayısıyla en güvenli aşının gene en etkin aşının inaktif aşı olduğu bilim adamları tarafından da ifade ediliyor. O yüzden diğer aşılara göre inaktif aşının mutasyona da etki olacağını ben de düşünüyorum. Ama bununla birlikte biz yine de Erciyes Üniversitesi olarak kendi yerli aşımızın ki Kayseri'de inaktif aşı, Kayseri'de mutasyon hastaları var biliyorsunuz. Onlardan kan örnekleri alarak kendi aşımızda bu mutasyon üzerindeki etkinliğini araştırmacılarımız takip ediyor, araştırıyorlar. Yani bu kendi yerli aşımızda mutasyon etkili olup olmadığını araştırıyoruz, bunu söyleyebilirim. Peki hocam, yerli aşıda şu an Erciyes Üniversitesi olarak ilk sırada yer alıyoruz. Türkiye'de bununla alakalı çeşitli çalışmalarda yer alıyor. Bununla alakalı neler söylersiniz? Evet, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bizim yerli aşımız Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP destekli bir merkeziz burası. Yani yerli aşımızı Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP desteğiyle yapıyoruz. Zaten hatta şunu da söyleyebilirim. Bizim kendi Erciyes Üniversitemizde geliştirmiş olduğumuz aşımız şu anda TÜSEP'in aşısı. Bir protokol kapsamında TÜSEP'e devretmiş durumdayız. Tabii 16-17 merkez üzerinden yapılıyor biliyorsunuz. Bir Sanayi Teknoloji Bakanlığı konsorsiyumunda ve Sağlık Bakanlığı konsorsiyumunda merkezler var. Tabii tüm merkezler çok kıymetli. Herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah, ben her seferinde bunu söylüyorum. Bir tane aşı değil, 3 tane, 5 tane yerli aşımızın olması gerekiyor. Onlar da faz 1'e geçecek merkezler var biliyorsunuz. Yani biz tabii ki elimizden geldiği kadar hızlı gitmeye çalışıyoruz ama bunun bir prosedürü var. Tabii bizim bir de iyi klinik uygulama araştırma merkezimiz var. Bu da Erciyes Üniversitesi için büyük bir avantaj oldu. Şöyle ki, biz aşı uygulama araştırma merkezimizde geliştirdiğimiz aşımızın faz çalışmalarını da kendi üniversitemizdeki başka bir merkezde devam ettiriyoruz. Ve bu merkezin şöyle bir özelliği daha var. Dünya çapında tanınır bir merkez, iyi klinik uygulama araştırma merkezi. 3000'in üzerinde ilaç ve aşının faz çalışmaları yapılan bir merkez. Dünya tarafından kabul edilen bir merkez. Tabii bu da bize bir avantaj sağladı. İnşallah faz 2'yi de Erciyes Üniversitesi olarak burada tamamlarız. Faz 1 gibi başarılı olur inşallah. Ve en kısa zamanda da yerli aşımıza kavuşuruz diye ümit ediyoruz. Tabii ki faz 3 aşaması, zaten aşı şu anda TÜSEP ve Sağlık Bakanlığı'nın olduğu için Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP kontrolünde yapılması gerekiyor. Tabii ki biz şundan memnun oluruz. Faz 3'te de Erciyes Üniversitesi olarak faz 3'e katılmak isteriz. Ama sadece belki Türkiye'de, birçok ülkede yapılması gerekecek. İnşallah faz 2'miz başarılı geçsin. Faz 3'ü de başarılı geçer inşallah. Yani dediğim gibi en kısa zamanda da yerli aşımız olur. Yerli bir tane değil, 3 tane, 5 tane daha fazla aşımız olur diye düşünüyoruz, inanıyoruz, ümit ediyoruz. Peki hocam, faz 2 aşısındaki aşı uygulanan insanlar hastanede misafir ediyor musunuz, yoksa evlerine dönüyorlar mı? Şimdi faz 1 aşaması tabii güvenlik açısından çok önemliydi. Çok şükür çok güvenli olduğunu biz aşımızı tespit ettik. Faz 1 aşamasında misafir ediyorduk. Hatta biz onları bir hafta bir otelde misafir ediyorduk. Daha sonra kontrollerini muhakkak burada yatarak takip ediyorduk. Ama faz 2'de öyle bir şeye gerek yok. Zaten faz 2'nin prosedürü o şekilde. Yaklaşık 1-2 saat bekletiyoruz en fazla. Sonrasında gönderiyoruz. Dün de öyle oldu zaten. Faz 2'de zaten böyle bir gereklilik yok. Çünkü aşımızın zaten güvenli olduğunu tespit etmiş olduk. Kanıtlamış olduk faz 1'de.
Peki hocam, faz 3 çalışmaları ile ilgili daha öncesinde Nisan ayı konuşuluyordu. Nisan ayına yetişecek mi faz 3 çalışmaları? Biraz önce ifade ettiğim gibi zaman vermek çok şey olmuyor. Biliyorsunuz bu aşı çok önemli, stratejik bir konu. Ama şunu söyleyebilirim, inşallah ben yetişeceğine inanıyorum. Zaten dün Sağlık Bakanımız da açıkladı kendileri. Yani bizim bu faz 2 çalışmamız her şey yolunda giderse inşallah 2 ay içerisinde biter. Yani Nisan ayında faz 2 bitmiş olur, faz 3'e de geçilmiş olur. Ondan sonrasında inşallah faz 3 de çok başarılı geçer. Dediğim gibi herkesin beklediği gibi biz de ümit içerisindeyiz. En kısa zamanda bahar ayları bitmeden aşımız, yerli aşımız ülkemizde buluşmuş olur diye ümit ediyoruz. Hocam son olarak faz 3 çalışmalarıyla alakalı hangi ülkelerde yapılacağıyla alakalı bir gelişme var mı? Bu konuyu benim söylemem çok doğru olmaz çünkü faz 3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEP yapacak. Zaten onların kontrolünde olacak. Bunu Sağlık Bakanımız veyahut da TÜSEP Başkanımız kontrolünde olacağı için onlar şimdiden hazırlıklara belki başlamışlardır, bilmiyorum. Onlar daha iyi bilir bu konuyu.